Onuralp TV başlıyor. Evet arkadaşlar, Onuralp TV kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Farming Simulator 2015'te Tunixdorf haritasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan bir aracımıza binelim isterseniz. Evet, aracımıza bindik. Şimdi şöyle ilerleyelim bakalım. Şimdi bu Tunixdorf haritasında arkadaşlar, yani tarlalara herhangi bir şey ekmeyeceğiz, toplamayacağız. Ondan sonra herhangi bir şey satmayacağız. Hayvanları beslemeyeceğiz. Peki ne yapacağız bu haritada? Bu haritada ben size neler yapmanız gerektiğini, nerede neyin olduğunu, hangi ürünü nereye satacağınız hakkında bilgi vereceğim. Evet, şimdi arabamızla buradan değil. Şimdi şöyle bir yola çıkalım arkadaşlar. Kapıyı açmamız gerekiyormuş. Orada o tuşuna basarak kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Şimdi haritaya bir bakacak olursak şöyle. Şimdi ben size ilk olarak şeyi göstereyim arkadaşlar. Bu haritada oyuna ilk olarak başladığınız zaman bankadan para nereden alıyorsunuz? Onu göstereceğim size. Bakın şu aşağıda görüyorsunuz. Train Station yazıyor. Tren istasyonu yani. Onun yukarısında şöyle para resmi var. Oraya gidiyorsunuz. Hemen iş yapalım. Oraya gidelim arkadaşlar. Şuradan da sola dönelim. Evet. Şöyle biraz daha uzaklaşalım. Ben size arkadaşlar şöyle bir haritayı göstereyim. Evet. Şimdi dediğim gibi hop pardon. Şuradan bir dönüş yapalım. Evet. Bu haritada oyuna bir dakika yanlış geldim galiba. Şöyle bir geri dönelim. Şimdi bu haritada oyuna ilk kez başlayacağınız zaman arkadaşlar paraya ihtiyacınız olduğunda buraya geliyorsunuz. İşte buradan geliyorsunuz. Buradan bakın ben size tekrar göstereyim. İşte bu şekilde işte tuşuna basıyorsunuz. Buradan şey yapıyorsunuz işte paranızı çekiyorsunuz yani bankadan borç alıyorsunuz. Ondan sonra şimdi kapatalım bunu. Şimdi şey yapalım. Tekrar aracımıza binelim. Evet. Ha, hazır bu arada tren istasyonuna gelmişken arkadaşlar. Bakın burası şey oluyor. Tren istasyonu oluyor. Peki buraya hangi ürünü satıyorsunuz? Hemen şuradan şey yapalım, inceleyelim. Tren istasyonu. Tren istasyonu. Arkadaşlar şimdi bu tren istasyonuna buğday satabiliyorsunuz. Arpa satabiliyorsunuz. Kanola, mısır, bir de şeker pancarı satıyormuşsunuz buraya, tren istasyonuna. Yani bunları buraya satabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dönüş yapalım. Şimdi tekrar çiftliğimize gelelim arkadaşlar. Orada ben size birkaç bir şey göstereceğim. Şöyle şuradan içeri girelim. Şimdi
şu görmüş olduğunuz yer bizim garajımız oluyor arkadaşlar. Yani bütün araç girişlerimiz burada oluyor. İşte zaten oyuna ilk olarak başladığınızda işte bu araçlar sizi şey veriyor arkadaşlar, hani otomatik olarak veriliyor. İşte bunlar saban. Ondan sonra şu aracı ben bankadan para çektiğimde öyle aldım arkadaşlar. Bakın burada şeyler var, işte bu sabanlar. Ondan sonra şey ne der ona, ha, römork. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bir çertöler. Ondan sonra bu traktör. Ondan sonra arkasındaki römork. İşte bu traktör. Ondan sonra onun yanındaki traktör. Bir de şu traktör arkadaşlar. O görmüş olduğunuz araçlar siz oyuna ilk olarak başladığınız zaman size otomatik olarak veriliyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi işte çiftliğimiz burası. Ondan sonra dur, şuradan bir dönüş yapalım. Şeyde tavuklar neredeydi ya? Ha, bakın arkadaşlar. Tavuklarımızı da burada besliyoruz. Ondan sonra bir şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Ha, tamam, mısır varmış. O zaten oyuna ilk olarak başladığım zaman bunlar zaten şey otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi siz tavuklarınızı aldığınız zaman deponuzda mısır varsa işte tavuklarınız o mısır sayesinde otomatik olarak besleniyorlar. Hani gerçi birçoğunuz bunu biliyordur ama hani ben bilmeyenler için söylüyorum. Deponuzda mısır olduğu zaman tavuklarınız otomatik olarak besleniyorlar. Evet. Şimdi tekrar aracımıza bindik. Tamam. Burası ile ilgili anlatmam gereken başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ilerleyelim bakalım. Haritaya bir bakalım. Şimdi şu bakın Agravis diye bir yer var. Şimdi oraya doğru gidelim. Evet arkadaşlar bakın sağ tarafta atlar var. Gerçekten çok güzel. Bir de bu haritada şöyle bir şey var. Zaten dikkatinizi çekmiştir. Tarlalar hepsi şey birbirine bitişik. Yani bakın burası da şey arkadaşlar. Burası market. Yani bir şey almak istediğiniz zaman şey yaparsınız, buraya gelirsiniz. Ya da olmazsa hadi şey kısa yoldan halletmek istiyorsanız şuradan şöyle P tuşuna basarsınız. Ondan sonra burada da zaten bu şeyler aynı arkadaşlar. Bu Tunixdorf haritasında bir şey var arkadaşlar. İşte hayvanlarda ek olarak işte beef dediği nasıl işte şey var, dana var. Ondan sonra bir de pig var. Yani pig dediği şey yani domuz. Şimdi bu şey Almanca yazılmış arkadaşlar. Zaten bu Tunixdorf haritasını yapanlar şey Almanlar. Ondan sonra öyle olunca da tabii buraya yaşamışlar işte Almanca bir şeyler yazmışlar. Tabii ben de şimdi hani ben de Almanca olmadığı için anlayamıyorum. Evet. Şimdi bir şey yapalım, çıkalım buradan. Dediğim gibi market burada arkadaşlar. Şöyle bir geri dönüş yapalım. İlerleyelim bakalım şimdi. Bir dakika.
dakika, haritadan bir işe bakacağım. Ha tamam. Ha bir dakika. O şey Agradis dediği bu muymuş? Ha tamam, Agravis burasıymış arkadaşlar ya, bir dakika. Şey, şuradan... Ha, Agravis'e bakalım. Ne kadar... Taş yapalım şuradan. Ha, evet. Bu Agravis'e geldiğimiz zaman arkadaşlar, hemen buradan O tuşuyla buranın kapısını açıyoruz. İşte şurada bir çer dövelleri görüyoruz, ondan sonra... Burada neymiş? Bir şeyler mi satıyorlar burada? He. Tamam, şimdi anlaşıldı. He. Şimdi şuraya geldiğiniz zaman arkadaşlar şey yapıyorsunuz işte şöyle göstereyim ben size. İşte doğrudan satış diyor. Yani İşte elinizde olan araçlarınızı şey yapıyorsunuz arkadaşlar, buraya getiriyorsunuz, burada şey yapıyorsunuz, satıyorsunuz o şekilde burada. Şimdi tekrar şey yapalım, arabamıza binelim. Ha. Evet. Şimdi Agravis dediği buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar, doğru mu geldim acaba, bir dakika. Doğru geldim galiba. Şimdi burası olacak. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar, şimdi hemen şuradan göstereyim ben size, bakın Agravis diye yazıyor. Buraya işte buğday satıyorsunuz, arpa satıyorsunuz, kanola, mısır, patates ve şey şeker pancarını buraya satıyorsunuz arkadaşlar, Agravis'e. Burası da böyle bir yer. Şimdi bir dakika ya. Şeyden emin olamadım arkadaşlar. Bir saniye. Şurada ben bir içeriye doğru gideceğim. He, tamam ya, tamam. Şimdi hatırladım. Bir dakika. R tuşuna basıyormuşuz. Ha, tamam ya. Tamam. İşte yeni bir şey almak istediğimiz zaman arkadaşlar buraya geliyoruz. Buradan alıyoruz. Tamam. Benim dediğim doğru çıktı. Ya bir de bu arada kusura bakmayın, hani gecenin saat 3'ünde oyun videosu çekiyorum arkadaşlar. Gündüz de işten güçten yorulurum zaten. Haliyle kafa yoruluyor arkadaşlar. O yüzden artık şey yapın, hani biraz hani anlayış göstermeye çalışın. Evet. Şimdi şu şeyde bir saniye arkadaşlar, ben şu haritayı açayım size. Şu 22 nolu tarlanın yukarısında şey var, bir resim var arkadaşlar. O sanırım şey inekler olacak orada. Şöyle bir dönüş yapalım şuradan. Ya bu haritada da yollar çok darmış. Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi sol tarafa bakalım. Evet, bu sol tarafta şey var arkadaşlar. İşte ineklerimizi burada besliyoruz. Şöyle bir giriş yapalım. Evet, geldik arkadaşlar. Burası da şey evet.
saniye arkadaşlar, şöyle geri dönelim. Şu neymiş? Bir dakika. Şey mi? Süt. Şey olabilir arkadaşlar, süt tankı. Ondan sonra acaba bir saniye. Ne bunlar ya? Ha şey, o oyuncak sanırım. Şey, maket, her neyse. Şuradan bir içeri girelim. Evet arkadaşlar, burası şeyler için. İnekler için. Şöyle bir içeriye giriş yapalım. Ha evet. Bunlar da şey arkadaşlar, süt tankları sanırım. Dediğim gibi işte siz ineklerinizi beslediğiniz zaman onların şey de sütleri de otomatik olarak satılıyor. Ondan sonra evet. Şimdi tekrar aracımıza binelim. Yani kısacası hatta bir dakika, ben şey dedim. Gelmişken göstereyim size ya. Niye göstermiyorum? Öyle ya. Bir dakika. Şimdi şey yapalım. Arabamızdan tekrar bir inelim. Şimdi bir tane inek alalım. Mesela. Evet, şuradan basalım. P tuşuyla. Şeye gelelim. Hayvanlara gelelim. Pardon. Bir tane inek alalım. Bir bakalım. İnek gelmiş mi? Evet bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi karşı tarafta bir tane ineğimiz var. Dediğim gibi bu haritada inek aldığınız zaman arkadaşlar onları beslemek için buraya geliyorsunuz. Yani bu ineklerin olduğu yer, bakın şu haritada 22 nolu tarlanın yukarısında arkadaşlar. Evet. Onları beslemek için buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar arabamıza binelim. Ha bir de arkadaşlar, şuraya geldiğiniz zaman buradan O tuşuna basarak şey, kapıyı açıyorsunuz. Buradan içeriye girdiğiniz zaman bakın burada gerekli olan araçlar var. İşte bu işte çimleri toplama şeyi, aracı. Ondan sonra bu namlu yapıcı galiba. Nasıl, onun yanında şey var, balya makinesi, çim kesme aleti, işte ot kurutma makinesi. Yani bunlar da şey arkadaşlar, yem aracı. Yani bu araçlara şey yapıyorsunuz, yem yapıyorsunuz. Burada yaptığınız yemleri işte ineklerin haznesini döküyorsunuz. İnekler de onlar sayesinde şey yapıyorlar. Besleniyorlar arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Ben şey yapayım. Şuradaki kapıyı da açayım. Burası da şey olacak arkadaşlar. Gübre bölümü. Burayı göstermiştim zaten. Şuradaki kapıyı da açalım arkadaşlar. Bir şey yapalım. Şuradan da içeriye girelim. Burası açılmıyormuş. İyi bakalım. Şimdi o zaman şey yapalım. Çıkalım buradan. Bir dakika. Ne oldu? Ha, tamam. Şimdi şöyle bir ilerleyelim bakalım. Ha, gübreler burada toplanıyor. İşte buradan gübreleri alıyoruz. Ondan sonra ha dediğim gibi şu araçta yem yaptığınız zaman arkadaşlar, yaptığınız yemleri buradaki
hazneye döküyorsunuz. Ondan sonra ineklerimiz de buradan besleniyorlar. Böyle bu şekilde. Şimdi çıkalım dışarıya. Aracımıza binelim tekrar. Şuradaki kapılar açılır mı acaba? Ha, açılırmış ya. Bunları da açalım o zaman. Bakalım burada ne varmış. Ha, bir saniye ya. Tamam, şimdi anlaşıldı arkadaşlar. Şuradaki kapıyı da açalım. Tamam ya. Şimdi anlaşıldı. Evet. Tamam o zaman. Şabanım çıkalım şimdi. Şu karşı taraftaki kapılar da açılır mı acaba? Bir şey yapalım isterseniz gelmişken. Kontrol edelim. Evet. Güzel. Burada işte araçlarımız var. Nasıl şuradaki kapı da açılıyor. Buradaki kapı da açıldı. Tamam, çok güzel. Araçlarımız orada duruyor. Evet. Şeyleri buradan alıyormuşuz. Pardon. Ürünleri oradan alıyormuşuz. Yani tarlaya ekmek için kullandığımız ürünleri. İşte şurada şeyler var. Balyalar var. Neyse şimdi aracımıza binelim. Ayrıntılı olmuş. Gerçekten de şey ama çok güzel bir harita. Oh, pardon. Orada o şey. Ha iyi. Bir tane ineğimiz şey yapıyor. Orada duruyor. Şimdi bir haritaya bakalım arkadaşlar. Şimdi şu yukarı doğru gidelim. Bir dakika haritayı kapatayım. Sizi şeye doğru götüreyim şimdi. Yumurta satışının yapıldığı yere götüreyim. Burada pano var arkadaşlar. İşte şey yapıyorsunuz. Yan görev yapmak isterseniz buraya geliyorsunuz. Ondan sonra burada şey E tuşuna basarak R tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. İşte burada görevler var. Bu görevleri size sunuyor. Siz de isterseniz bu görevleri yaparsınız arkadaşlar. Bu şey işte görev panosu burada oluyor. Sonra aracımıza binelim. Evet. Şimdi şuraya geldiğiniz zaman arkadaşlar bakınız şu yumurtayla tavuk resmi var arkadaşlar. Tavuklardan toplamış olduğunuz yumurtaları buraya getiriyorsunuz. Buradaki eve satıyorsunuz. Evet. Tekrar aracımıza binelim. Şimdi şey gideceğiz arkadaşlar.
alt çiftliği, ondan sonra bahçe merkezi. Bir gidelim bakalım. Oraya bakın, şeyde sağ tarafta görüyorsunuz. Atlar var. Tamam, geldik arkadaşlar. Araçtan inelim arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi atlarımız var. Burası şey, at çiftliği arkadaşlar. Ondan sonra şimdi şu kapı açılıyor galiba. Açılmıyor mu? Yok, açılmıyormuş. Ha tamam, şimdi anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar at çiftliğine geldiğiniz zaman buraya hemen bakalım şuradan. Şuradan bir kontrol edelim. At çiftliği, bir dakika. Rayfazen diyor, train station. Horse farm. Arkadaşlar şimdi horse farm dediği at çiftliği, at çiftliğine sadece şey satıyormuşsunuz. Şeker pancarı satıyormuşsunuz. Evet. O kadarmış. O zaman şimdi şey yapalım, tekrar aracımıza binelim. Gördüğünüz gibi at çiftliğimiz burası. Şimdi hemen onun yanında şey var arkadaşlar. Bahçe merkezi var. Bir bahçe merkezine uğrayalım. Görüyorsunuz, kaldırımda insanlar yürüyor. Şöyle bir dönüş yapalım. Tamam. Şu kapıyı açalım. Evet arkadaşlar. Burası da bahçe merkezi. Şunun üzerine geldiğimiz zaman bahçe merkezi menüsünü etkinleştir diyor. R tuşuna bastığımızda işte buradan şey alıyorsunuz arkadaşlar, hani fidan ekmek için palet fideler alıyorsunuz işte. Öyle yani. Bunu da buradan alıyorsunuz. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Şimdi aracımıza binelim tekrar. Bir haritaya bakalım arkadaşlar, bir saniye. Başka ne kaldı? Medisit gereği diye bir şey yazıyor arkadaşlar yukarıda. Bir de Rayfazen diyor. Bir oraya bir şey yapalım. Uğrayalım. Evet, görüyorsunuz. Kaldırımda insanlar yürüyorlar. Bir dakika, ben yanlış mı girdim? Ha pardon arkadaşlar, yanlış yola girmişim, bir saniye. Geldiğimden
tamam. Metis gereği diyor. Ha, Metis gereği, tamam. Şuraya bir şey yapalım, girelim arkadaşlar. Bakalım burada ne varmış. Bir saniye. Hemen bakalım buradan bu şeyde, Metis gereği de ne varmış. Metis gereği, Ha, bu şey diyor arkadaşlar ya, Metis gereği dediği bu domuzlan dana, ha, bunların şey bir şeylerini şey yapıyormuşuz arkadaşlar, buraya satıyormuşuz. Evet öyle, bu domuzlan, evet şey dana herhalde, bunların şey etlerini şey dedim, buraya satıyoruz sanırım. Domuz için şey diyor, 299 euro diyor. Dana için 446 euro diyor. Evet. O şey Metis gereği dedi bu arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de Ralph Hazen diyor arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle yukarıya doğru gideceğiz. Şurada bir X yapalım. Ralph Hazen. Bayan çekil bakayım. Ray Faison'a geldiğiniz zaman arkadaşlar şuraya hemen bakalım buradan. Şimdi bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar şey Almanca bilmediğim için. Zaten bu haritayı şeyler yapmış işte dediğim gibi Almanlar yapmış. Alman haritası bu. Şimdi Ray Faison'a şey satıyorsunuz arkadaşlar. Buğday satıyorsunuz. Arpa, kanola, mısır, patates, şeker pancarı. Evet. Bu gördüğünüz şeyleri buraya satıyorsunuz arkadaşlar. Yani satıyorsunuz. Konuşamadım da. Şeyi evet tekrar aracımıza binelim. Bir dakika haritaya bakacağım arkadaşlar. Başka ne kaldı? Ha, ileride şey kaldı arkadaşlar. Biyokütle ısıtma santrali, biyogaz tesisi. Şimdi oraya burası da arkadaşlar koyunların olduğu yer. Şimdi bir saniye şuradan bir inelim. Evet burası da şeyde haritada görüyorsunuz arkadaşlar, şuradayız. 16 numaralı tarlanın aşağısında resimde görüyorsunuz. Koyun resim var. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar, isterseniz şey yapalım, bir tane de şey alalım. Koyun alalım. Koyun, evet. Bir tane koyun alalım. Şimdi bakalım şuradan koyunumuza. Nerede koyunumuz? Şey, göremiyorum. Bir dakika. Allah Allah. Biz koyun almadık mı? Dur bakayım. Bakayım.
Bir dakika, bir aracımıza binelim arkadaşlar. Bir dakika. Biz bir tane şey yaptık, koyun aldık, tamam. Onun burada görülmesi lazım. Bir açalım. Pardon. Şuradan da içeri girelim. Şunu açalım. Nereden geliyor lan o sesler? Allah Allah. Ne oldu lan? Arkadaş, o sesler nereden geliyor ya? Şuradan çıkalım bakalım. Şuraya açalım bakalım. Burada ne varmış? Burada bir şeyler var. Dur bakalım, bir şey yapalım. Markete girelim tekrar. Hayvanlardan şey alalım, bir dakika, bir tane domuz alalım, bir tane de dana alalım. Bir bakalım şimdi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bir tane domuz var. Ondan sonra şu içeriye bakalım. Evet, burası şey arkadaşlar, domuzların yeri. Evet, şöyle bir etrafa bakıyoruz arkadaşlar. Burada ne varmış? Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Evet. Koyun aldık. Bakın arkadaşlar. Koyunumuz orada. Dur bir gidelim şunun yanına ya. Dur. Bir dakika.
Ha, dur. Heh. Tamam. Zıplamayı da şişeden yapıyoruz arkadaşlar. Boşluk tuşuyla yapıyoruz. Heh be. Oldu çok şükür. Hayır. Canım benim. Şuna bak ne kadar sevimli ya. Tamam. Evet arkadaşlar dediğim gibi koyunlarınızda canım benim sese bak ya. Koyunlarınızda şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada işte topladığınız çimlerle şuradaki hazneye döküyorsunuz. Koyunlarınızı beslediğiniz zaman onlardan aldığınız yapağları şey satıyorsunuz arkadaşlar. Bakın haritada göstereyim. Şu Metzger ile Ray Faison'ın ortasında bir tane resim var arkadaşlar. O koyunlardan aldığınız yapağları oraya satıyorsunuz. Evet. Şimdi çıkalım buradan. Şimdi şey yapalım. Gidelim hemen aracımıza binelim. Sese bak ya. Bu arada ben aracı nereye bıraktım? Evet. Dolaşıyorum, dolaşıyorum ama aracımı bulamıyorum. Şu domuza bir daha bakayım ben. Evet, domuzumuz burada arkadaşlar. Şeyi bulamadım yalnız. Danayı bulamadım. Bir dakika. Şimdi aracımıza binelim. Şey yapalım. Buradan bir çıkalım arkadaşlar. Şeye götüreceğim ben. Bir dakika haritada. Şuradan gidiyormuşuz. Evet. Biyokütle ısıtma santraline götüreceğim sizi arkadaşlar. Orayı da size gösterdikten sonra videomuzu noktalayacağız. Şöyle dönüş yapalım. Hop. Geldik. Hop. Pardon abi. Geç sen. Şimdi arkadaşlar burada şey yapıyorsunuz. İşte silaj yapıyorsunuz. Ondan sonra bir dakika, burası şeymiş. Ha, tamam. Biyogaz tesisiyle biyokütle ısıtma santrali burada arkadaşlar. Bir aracımıza binelim. Ha, şeye bir dakika. Şimdi biyogaz tesisi. Dediğim gibi arkadaşlar biyogaz tesisinde şey yapıyorsunuz işte silajınızı yaptıktan sonra satıyorsunuz. Biyokütle ısıtma santraline de şey satıyorsunuz arkadaşlar. Talaşınızı satıyorsunuz. Evet, biyokütle ısıtma santralini de göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu bitirelim.
Evet arkadaşlar, işte buradaki yapmış olduğunuz silajlarınızı işte şuradaki şeyle içine boşaltıyorsunuz, öyle oradan şeyle para kazanıyorsunuz. İşte silaj işini burada yapıyorsunuz. Gösterdiğim gibi haritada yani. Ondan sonracığıma evet. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle aracımın yanına gideyim de. Evet şöyle şu şekilde. Şimdi arkadaşlar videomuzu burada noktalıyoruz. Dediğim gibi Turingsdorf haritası bu şekilde arkadaşlar. Neyin nerede olduğunu artık sizler de şimdi görmüş oldunuz. İşte tarlaya ekmiş olduğunuz işte ekinlerinizi topladıktan sonra neyi nereye satıyorsunuz onları gördünüz. Ondan sonra işte hayvanları nerede olduğunu işte gördünüz. İşte inekler nerede besleniyor, koyunlar nerede besleniyor. Domuzlan şey dana işte nerede besleniyor. Gerçi ben şey danayı göremedim hala. Dediğim gibi arkadaşlar bu harita bu şekilde. Ondan sonra ben beğendim haritayı. Çok güzel olmuş. İşte dikkatimi çeken şey oldu özellikle yani tarlaların hepsinin şeyi birbirine bitişik olduğu. Bu çok güzel bir şey. Bayağı bir ayrıntı var yani arkadaşlar. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Siz bu haritada oyuna ilk olarak başladığınızda zaten size otomatik olarak pek çok aracı fazlasıyla sunmuş arkadaşlar. Ben beğendim bunu. Şimdi bunun linkini şeyde vereceğim ben size. Yorumlar kısmında belirteceğim. Siz de eğer şeyde bu haritayı beğendiyseniz bu linkten şey yaparsınız arkadaşlar. Bu Turingsdorf harita modunu indirir şey yaparsınız. Oynarsınız. Evet. Bana ayrılan sürenin sonuna geldi arkadaşlar. Ha unutmadan söyleyeyim. İsterseniz şeyde yapabilirim. Sosnovka haritası ile ilgili inceleme videosu da çekebilirim. Sosnovka haritası şey arkadaşlar DLC yani ücretli yani ben şey yapacağım onun parasını vereceğim alacağım arkadaşlar o şey Sosnovka haritası DLC'sini onda da işte neyin nerede olduğunu şey yaparım söylerim arkadaşlar gösteririm o haritayı da gezdiririm size böyle yani evet şimdi bana ayrılan sürenin sonuna geldik bir başka videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.